Efendim ben Minin Şolomnesiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark Mütecavüz günlüklerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bozkurt Dağı'nı %100 bitirmiştik. Sadece çıkıştaki bir çizim yapacağız. Evimize geldik tekrardan. Neler var neler yok bunları bir kontrol edeceğiz. Kıyafetlerimizi onaracağız. Burada birazcık karakterimizi kendine getirmemiz lazım. Biraz yiyeceğim var. Çok da az olsa yiyeceğim var. 2 kilo et var. Bizi en azından bir süre götürecektir. Suyumuz yok yanımızda. Hemen depomuza bakalım. Birkaç tane çürümüş raflık yemeğimiz var. Suyu alabiliriz. Ben hatta buradaki her şeyi istiyorum ya. Bana buradaki her şeyi veriyorsun. Gerek dekorasyon için. Gerek de tamirat falan işleri için. Bunları kullanırız. Burası da güzel gayet. Bunu okudum diye tahmin okumamışım. Bunu okuyalım. Bunu okuyalım. Burada 300 tane bağırsağımız. Eşyamız mevcut. Odun bakımından sadece kozmetik odunlarımız kalmış. Yani ateş yakmaya kalksak yakamayacağız değil mi? Evet. Fırtına bitince odun toplayacağız. Bir numaralı problemimiz o. Bu arada biz burada hazır karakterimizi şey yapmaya çalışırken, canını doldurmaya çalışırken bir yandan da Amerikan geyiği çıktı mı ona bakacağız. Tabii buradan arabadan önce işare artık çıkar değil mi? Yani bir artık bir ceketimiz olsun değil mi yani artık? Lütfen yani. Ayıp. Vallahi ayıp. Evet. Gerçi bunu yırtmaya gerek var mı bilmiyorum. Yani bunları dekorasyon olarak da kullanabiliriz yani orada burada. Diyeceğim de çok da fazla bir raf var. Şurayı doldursak yeter aslında. Eldiveni şuraya koyalım hadi. Onun dışında bunları götüreceğiz. Bu eldiven bir tane direk eldivenimiz olsun diyeceğim de bizim tavşan derisine eldivenimiz nerede bizim? Ben onu tamir etmek için bir yere koymuştum. Buradan aldım ben onu şu an diye hatırlıyorum. Nerede bizim eldivenimiz? Ben onu nereye koydum? İlginç. Belki yenisini yapmak zorunda kalabiliriz. Sırf bu olasılık yüzünden tavşan derisinden eldiven, tavşan derisini bırakmayacağım yanımda. Belki yenisini yaparız. Hadi bunu at, bunu at. Bunları dekorasyon olarak kullanırız. Mesela kazağı şuraya koy. Otu şuraya koy. Küçük kısa dekorasyonlar. Çorap dursun. Bunları götüreceğim. Bunu götüreceğim. Yedek. Bayağı yedek beremiz varmış ya. Bu kadar yedek bereye gerek yok. Tavşan derisinden beremiz de yok. O problem. O problem. Onu çözeceğiz. İnanılmaz fazla kibitimiz var. İlaç konusunda çok sıkıntıda değiliz. Kıyafetler bize ağırlık yapıyor. Kahvemiz güzel. 15-18 tane kahvemiz var. Hatta toplamda 20 tane. Birkaç konservemiz, hasrotumuz var. Ben yine ne olur ne olmaz hazır. Aslında gölün etrafında, tamam. Gölün etrafında bazı hasrotları var. Orada onları bırakacağım. Orada kalsın. Ben bunları hatta gömeyim. Buraya sadece bir yarım litre su bırakacağım. Acil durum için. Buraya tekrardan olur da gelirsek diye. Gerçi buradaki gazozu falan da içeriz yani. Bizim bir ateş yapmamız lazım. Hızlı bir şekilde. Onun dışında ne yapabiliriz, ne edebiliriz onlara bir bakalım. Dekorasyon. Dekorasyon. Hatta onu ben şuraya koyayım. Bunlar dekorasyon. Hatta şuradaki suyu da alayım. Suyu da şuraya koyalım.
Buna da ihtiyaç yok. Bir tane tüfek kitabı dursun şurada. Kitabancada mermim var. Kitap yardım silahına ihtiyacım yoktu. Ben bunu götüreceğim yanıma. Buraya dekorasyon olarak bırakmayacağım. Benzin bidonunu da götüreceğiz. Bıçağımız, kaynağımız mevcut. Şimdi kıyafetleri onarmaya başlayalım. Özellikle kurt ceketi. Hadi bakalım. Oltayla yapalım. Güzel. Bunu onardık. Biraz ağırız. Ağırlığı şöyle azaltacağız. Bunları bırakarak azaltacağım. At hepsini at. At da hepsini at. Suyumuz yok. Bu gece yatmadan önce ateş yakıp su karartmamız gerekiyor. Onu hemen hızlıca halledeceğim. Yapabiliyorsak birkaç tane ok yapmak istiyorum. Onu kontrol edeceğiz. Hava ne kadar soğuk? -25. Şunu kır. Bu arada aslında biraz nacağımızı donarsak buradan gitmeden önce güzel olur. Nasılsa birkaç gün buradayız. Canımızın doldurasıya kadar yolculuğa öyle çıkacağım. Birkaç gün buradayız. O yüzden bu işleri rahatlıkla hallederiz diye düşünüyorum. Okey, şu çubuğu da kıralım. Çok fazla üşüme. Şurada bir tane daha var. Burada başka yok. Şu var bile. Güzel. Yeterli. Su kaynatacak kadar odunumuz var diye düşünüyorum. Bakalım. Ayrıca şu tabureyi falan da, şunu falan da kırabiliriz hatta ya. Bunu kır. Hatta ateşi yakarken başka bir şey bulursak onu da kırarız. Şurada cebimde benim ikilik falan kibitler var. Bunları bir kıralım da. Envanterde kalabalık gözükmesin. Onları halledeceğiz. Yorumlarda şey gördüm. Şeye gidin demiştiniz. Yani hazır bu kadar gelmişken yeni haritayı da kül kanyonunda bitir falan yorumları gelmiş. Arkadaşlar geliriz oraya. Sonuçta yani haritanın terk edilmiş topraklardan benim buraya gelmem bir günde bir iki gün sürer yani maksimum. Onu hallederiz. Onu kayıt dışı bile hallederim, o yolculuğu sıkıntı yok. 4 saatlik ateş bize bol miktarda su sağlayacaktır. Bunu olabildiğince iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü bir sonraki ateşi ne zaman yakacağımı bilmiyorum. Başa kırılacak bir şey yokmuş. Tamam, o zaman ne yapabiliriz? Kuş burnu hazırlayabilirim bir tane. Onu hazırlayalım. Bir tane sargı bezi hazırlayalım. Su kaynarken. İçilebilir su, içilebilir su. Keşke tenceremiz olsa. Ben buraya bir yarım litre daha su bırakacağım. Hazır bu kadar su kaynatıyoruz. Çizim kömürü 16 tane. Bulunsun. Bunu buraya at. Kitap okunabilir. Onun dışında kıyafet dikemeyiz şu an. Çünkü su buharlaşır o süre zarfında. Bıçak bileyebilirim. Evet. Onu yapalım. Bunu yapabiliriz. Çok da uzun sürmüyor. Demek 6 dakika sürüyor. Güzel. Bu arada yediğimiz kurt eti de bitti yani. Nedir ya? Başka eğitim var mı derim? Yok. Hasır otu yazı gerçi. İnşallah Amerikan giyi artık çıkar da. Biraz midemize et girer yani. Beş kere bileceğiz.
Yarım saat sürecek. 6 kere 5 30. 30 dakikada sularda kaynayacak. Bileme becerimiz de böylelikle 100 olmuş oldu. Son seviye oldu. İçinde su. İçine de su. Bu arada bileme süremiz de 5 dakikaya düştü bu arada son seviye olduğu için. İki kere daha yaparız. Ha, yapamadık. Bileme taşına dekorasyon olarak koyalım. Şuraya. Diğer bileme taşıyla iş yapalım. Nerede bizim bıçağımız? Bıçak da bayağı yok olmuş durumda. Hadi bakalım. İçine bir su, içine bir su. Güzel 12 saatlik güzel bir uyku, 10 saatlik güzel bir uyku uyuyacağız. Bu işlerin ardından. Vallahi en azından bol miktarda bileme taşı bulduk. Yani yeni bıçak necak yapmamı engelleyecek bir durum bu. Bize bir süre daha onlara ihtiyaç duymayacağız. Güzel bir şey. Birazcık daha su içelim. Ateşimiz bir saatlik ateşimiz kalmış. İki kere daha su kaynatabiliriz. Bu sırada ben de bıçak necak işlerini bitirmiş olurum. Tam da yorulmuş oluruz. Çok da tatlı, çok da güzel olur. Hatta bu su kaynadıktan sonra mutlaka çay bile yapabiliriz yani. ...97'ye geldi, güzel. İçilebilir su, içilebilir su. Biraz çay kaynatalım. Mesela bitki çayı. Bitki çayı. Bir kere bir şey bileyebilirim. Şunu bileyelim. Mantar. Güzel, ateşimiz de bitti. Tam da yorulduk. Muazzam. Ayarlasam bu kadar olmazdı neredeyse. Karnımıza da birkaç lokma bir şey girmiş oldu böylelikle. Sören şöminenin yanında 10 saatlik güzel iyileştirici bir dinlenme yapalım. Güzel. Bayağı bir canımız arttı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağız? Bugün de buradayız. Yarın ayrılacağız. Bozkurt Dağı'ndan. Eğer Amerikan Geyi çıkmazsa. Bugün bir kere ok yapmamız lazım. Biraz odun toplasam dışarıdan ve Amerikan Geyi'nin var olup olmadığını kontrol etsem güzel olabilir. Okumuz şu an için 4 tane var. 4 tane ok Amerikan Geyi'ni öldürmeye yetmeyebilir. O yüzden en azından yola çıkmadan önce varsa burada eğer saplık da varmış çok güzel. Şunları da versen bana. Buna verme. Çöp verme bana. En az da bir tane de olsa bir ok yapalım. Amerikan Geyi ile karşılaşırsak diye. Ama biraz soğuk ama yapacak bir şey yok. Ateş yakamayız. Odunumuz yok. Bu arada bir dakika buradan ayrılmadan önce üzerinde bayağı ağırlık var. Ağırlığın sebebi su.
Bu suyu şöyle neredeyse hepsini atalım. Bizim birkaç günlük içeceğimiz olacak. Bakalım Amerikan geyiği olacak mı? Bugünkü bölümde Amerikan geyiği ile kapışacak mıyız? Bugün belli olacak. Şimdi belli olacak. Yeter artık. Gel artık. Artık gel bak. Nerelere gittim yani. Diğer haritayı gezdik, geçtik. Aradan yıllar geçti. 4. bölüm çıkacak. Amerikan geyiği hala yok ya falan. Harbiden yok. Vallahi yok. Çok ilginç ya. Çubuk topluyor var, ne yapalım? Elimiz boş dönmeyelim. Evet, ne yazık ki Amerikan geyiği bizim yemeğimiz olmayacak. Sadece bir gün kalacağım için çok da balık tutmak istemiyorum. İstanbul'a tutulan tutacak kadar şey değilim. O durum yok. O yüzden elimdeki hasrotlarını tüketmeyi düşünüyorum. Bugün için. Yarın da artık çubukları bitirip yolculuğa çıkarız. Dediğim gibi okları bir tamamlayacağım. Burada yapacağım işler var. Toplayabildiğimiz kadar çubuk toplayalım. Belki biraz kitap okuruz. Biraz zor ama yemeğimiz az olduğu için. Gerçi avlanma, leş toplama nerede? Ha tamam, okuyabiliriz, güzel. Gerçi o kitabı okumak zorunda değiliz bu arada ya. Ya çünkü leş toplama elinde sonunda 5 olacak yani. Bizim asıl yiyecek kaynağımız şu an için avlanmak olduğu için. O elinde sonunda olacak. Okçuluk ne yere geldi bu arada? O okçuluk da 5'e geliyor. Yakında kurt falan var mı? O da yok. Bomboş arazi. Her neyse, yapacak bir şey yok. Kapat kapat. Sen bana bunların hepsini ver. Yine şu en azından geyik derisinden kıyafetlerimizi bir yerden geçirelim. Bayağı biz saçma sapan bir hantallığa geldik. Evet, ayakkabımız %63. Onarabilir miyiz? Teşekkür ederim. Onaralım. 2 saat sürdü. Valla oltayla yapınca. Biraz acıkacağız ama. O kadar acıkmayı da istemiyordum. Geyik derisi bir tane miydi bizim üzerimizde ya? Allah hoş olmadı ha. Bir tane geyik derisi bir yere almamız gerekecek. Bir çay iç ya. Çok da açlıktan ölmeyelim. Şimdi basit yay değil de ok sap yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Neden yapamıyoruz? Ne demek yapamıyoruz ya? Bu ne? Akça ağaç. Bu ne? Taze huş bir tane. %15 de bu daha. Okey, o işte yaş oldu o zaman. Şimdilik ok sap yok üzerimizde. Peki sıkıntı değil. Başka ne yapabiliriz? Yani yemek yiyip kitap okumak dışında başka yapabileceğim bir şey yok şu an. Üç tane daha ok yapabiliyoruz. Okucumuz var yani üzerimizde. Yani hoş değil. Peki başka ne yapabiliyoruz dikiş nakış olarak? Geyik derisi zaten yok. Tavşan derisinden craft yapabiliriz belki ama yapmalı mıyız? 47 kiloyuz ya. Bir kere şuralara kurt derisine ihtiyacım yok. Kurt derilerini atalım. Bunlara ihtiyacım yok. Şöyle dekorasyon olarak yerleştirelim etrafa.
Şöyle yatağın üzerine ekstra battaniyeymiş gibi koyalım. Duvara assak şöyle keşke. Burayı da halı olarak koyalım. Bunu da buraya koyalım. Böyle küçük halılar durusun üzerimizde. Biraz ağır olacağız yolculuğa giderken. Biz ne yaptık, ısındık mı? Tamam, burada bir saat uyusam ya. Bir ısınayım. Sonrasında çıkalım yolculuğa ya. Şeye giderim. Tatlı Vadi'ye doğru giderim. Tatlı Vadi'ye o şeyin yanında. En azından gizli zolunun orada. Çıkıştaki zolunun orada. Uyuyalım bir güzel. Şimdi burada kalmamızın pek de bir anlamı yok şu an için. İş yapamıyoruz. Olabildiğince koşacağım. Bir yandan yorulmak istiyorum. Bir yandan da hızlı gitmek istiyorum. Şu an biz yolumuzdan sadece Amerikan giyiği çevirebilir. Yanıma ekstra su almadım. Hata mı? Yok ya. Hata aslında ama. Yola çıktık bir kere, artık dönülmez. Başımızın çaresine bakacağız. Yolda 3-5 çubuk toplarız. Şurada şey var lan. Kuş kabuğu var. Yok mu bizi yolumuzdan döndürecek bir kabalayı? Vallahi yok. Ben şeyi aldım mı? Almamışım. Allah'ım alım ya. Valla birazcık mal olabilirim. Üzerinize afiyet. Mallığım tutmuş olabilir. Huş filanlarını almam lazım. Dönüşte şunları öldürelim ya. Aşağıda yeriz. Kahvaltılık. Yarına kahvaltılık olur. Tatlı Vadi tarafında. İyi olur. Bu dönüşte. Gitmişken tabi biraz ısınacağız artık. Aslında küçük bir ateş yakıp sıcaklık bonusu alsak daha az kondisyon kaybederiz ama güzel bir fikir olabilir, evet. Unutmadan şunları alayım. Sen bana biraz da su ver. Bir litre versen yeterli. Sen bana burada hızlıca bir ateş yakıyorsun. Şu bir kibrit dolanı. Yak. Yak bütün fotoğrafları. Hadi bakalım. Ay 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 ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Valla bilmiyorum size ne kadar oluyor ama son günlerde artık ben telefonumu hiç açasım bile gelmiyor ya. Yemin ediyorum delireceğim yani. Bu bankalar iyice tozutmaya, azıtmaya. Yani çok berbat bir sistemleri var. Arıyorlar. 10 saniye geçiyor, kapatıyorlar. Arıyorlar, kapatıyorlar, arıyorlar, kapatıyorlar. Daşşak geçer gibi. Niye öyle yapıyor diyorum. Biz arıyoruz, sonra sizi beklemeye alıyoruz. Gelirse sıra açış olacak. Yani adamların keyfini bekleyeceğim yani. Hani adamlar arayacaklar beyefendiler beni. Ben adamları bekleyeceğim böyle telefon başında, gelmelerini, sıranın bana gelmesini ya da. Ondan sonra adamlar diyecek ki, beyefendi işte şöyle kampanyamız var, girmek ister misiniz? Nah girerim. Nah girerim, nah. Nah girerim yani. Böyle bir kepazelik, böyle bir gerizekalı sistemi var ya. Vallahi delireceğim yani bu. Bu call center'la, hangi call center'la anlaşıyorsa bu bankalar. Hani dünyanın en kötü call center'larıyla anlaşıyor olabilirler yani cidden. Kuş kabuğundan çayımı içtim. Sıcaklık bonusunu aldım. İhtiyacımı aldım, gidiyorum. Let's go. Beş alem sönecek şimdi. Ben de bunu bir yerime takacağım.
ve ilerleyeceğim. Koş. Allah gıcık oluyorum ya. Bazen günde 3-4 defa arıyorlar ya. Ahamda yemeğimiz. Başka tavşan yok mu? Senin arkadaşın yok mu ya? Bir tane tavşan için ateş yakmaya değer mi acaba? Ben bilemedim açıkçası. Gerçi gel ya. Gel, sen burada yalnız başına kalma. Sen burada yalnız başına hayatta kalamazsın zaten. Elle güne gireceğine bana gel. Bir de şeyden dolayı aldım. Şimdi tatlı vadide uzun yol olduğu için yolculuk yapacağız falan vesaire. Hem bir iki lokma yemiş oluruz hem de bir sıcak çay içerim. Yolculuğa öyle gideriz. Daha mantıklı geldi bana. Bir de bu yolda şimdi tavşan taşıyoruz, kokuyoruz ama bu yolda kurt çıkmıyor yani. Onun da rahatlığıyla birazcık böyle bir girişime girdim ama rüzgar zaten ağırım. 85 kiloyum. Bir de rüzgar tam karşından esiyor. Yemin ediyorum bazen ya şu Sonic modunu yüklemediğime ağlıyorum yani. Bir tecavüzde acaba mod yüklesem mi serinin devamında ya? Şuraları şöyle hızlıca bir yürüsek falan. Bazen hani o modları oynadıktan sonra canım çekiyor ya. O zaman da oyun çok kolaylaşıyor. Bir esprisi kalmıyor tabii, o da var da. Ama bu nedir yani? Bu nedir? Yürü babam yürü. Neyse arkadaşlar, burada bırakayım çünkü ben 5 dakika boyunca yürüyeceğim oraya. Anca 5 dakikada varırım. Orada uyuyup uyandıktan sonra direkt diğer bölüme başlarız. Boşuna bir 5 dakikayı çekmeyin. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hemen bir sonraki bölüm geliyor zaten, hemen ardından bu bölümün. Görüşürüz.